Evet, bugün farklı bir şey yapacağız. YDS dil alanı öğrencileri için hazırlanan bir sınav var. Bu sınavı öncelikle merak edenler vardır. Ne ayarda diye. Aslında tam da gireceğimiz YDS ve YÖKDİL sınavlarının arasında bir sınav bu. Hatta biz bu sınavı yaklaşık 2,5-3 yıl önce hazırlamıştık ve uygulamıştık bu sınavımızı. YKS dil sınavını. Soruları çözdükten sonra görenleriniz vardır. Soruların bazılarından sınavda ondan sonraki YÖKDİL'de 2019'da mesela ilk kelime sorusu iki tane çıktı karşımıza. Consecutive kelimesi. Bununla beraber preposition, cümle tamamlama mantığında çok fazla soru çıktı. Yani 3 yıl öncesinin sınavı olmasına rağmen tutarlılığı gerçek sınavlarla da epey örtüşen, yani şu an aldığınız notları eğer bir YÖKDİL'e girerseniz bir 10 puan fazlasını alabilirsiniz. Çünkü YÖKDİL'den bir tık daha zor bir sınav fark edenler olmuştur. YDS'den daha kolay bir sınav. YDS'den de bir 5 puan aşağısı ya da 10 puan aşağısını alabilirsiniz. İyi bir çalışmaya devam ettiğiniz sürece. Şimdi bu akşam bunun çözümüne başlayacağım. Öncelikle aramızda YDT öğrencileri varsa YKS dil öğrencileri onlara da merhaba diyelim. Sınav stresindeler onlar da. Epey bir zorlu şartlarda sınava girecekler. Allah kolaylık versin. Ben de 19 yıl önce girdim YDT sınavına. O zamanki adı YDS'ydi. O heyecan değişik bir heyecan, farklı bir heyecan. Biz yavaştan başlayalım çözümlerimize. Şuradan hemen sayfayı ayarlayayım ben. Daha kolay olması için şöyle yapalım. Şimdi kelime notlarımızı da alalım güzel, tutalım. Ben olabildiği kadar sınava dönük anlatmaya çalışacağım soru çözümünü. Pratik bir şekilde ilerleyeceğiz. Biraz şöyle sorularımızı da yaklaştıralım. Şimdi bu sorudan bahsediyorum. Bu mesela girenler hatırlıyordur. 2019 YÖKDİL'de hem fen bilimlerinde yanılmıyorsam hem de sağlık bilimlerinde vardı ya da sosyal bilimlerde olabilir. Direkt çıkan bir kelime sorusu tekrar da çıkabilir. Hemen çözümünü yapalım. Ne yapıyoruz kelime sorularının çözümünde? Hatırlayalım. Yapmamız gereken şey şu. İyi bir çeviri. Çevirinin sonrasında mutlaka az çok tahmin edeceğiz. Tahmin ettikten sonra seçeneğe aradığımız kelimeyle örtüşen bir cevap bulacağız. Başlayalım. Endüstri devrimi sosyal değişimleri tetikledi. Batı için devrimsel neleri var bunun? Devrimsel sonuçları var. Endüstri devriminin Batı için devrimsel sonuçları olmuştur. Bu kelimelerden özellikle demand son zamanlarda çok geziyor aklınızda olsun. Talep anlamında o da for alır. Ama Batı için talepler oluşturmamıştır. Batı için sonuçlar. Özellikle şuradaki change kelimesi bize consequences'ı çok güzel veriyor. Aklınızda olsun. Hemen ikinci soruya geleyim. Bu arada diğer seçenekteki kelimeler de YDS ve YÖKDİL sınavlarında olduğu gibi YDT sınavında da bu üniversite öğrencilerinin inşallah pazar gün geleceği sınavda çok işine yarayacakları kelimelerdir. Bu kelimelere de bir bakmakta yarar var. İkinci soru. Ticari olmayan alkolün dünya çapındaki nokta nokta kullanımı. Şimdi bir kullanım kelimesini niteleyecek olan sıfat geniş kullanım, yaygın kullanım anlamında bir kelime olacaktır. Bu nedenle extensive kelimesi bizim için hayatidir. Bu kelimeyle beraber ÖSYM'nin en çok sorduğu kelimelerden biri extensive prevalent kelimesi. Yaygın anlamına gelen. Hemen yazıyorum. Biraz büyütelim hemen yazıyı. Evet, eş anlamlarını yazalım. Prevalent yaygın anlamında. Extensive yine yaygın anlamında. Bir kelime daha var. Common onu da ekleyelim. Bu da yaygın anlamında. Sınavda ÖSYM'nin sevdiği kelimelerden biliyorsunuz. Seçenekteki diğer kelimelerin de anlamlarına bakmakta yarar var. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi üçüncü soru bir zarf sorusu. Bu soruda mesela yine eski bir sınav olmasına rağmen bu elimizdeki. Şu kelimeyi hatırlayanlar vardır. Dramatically ve drastically son YÖKDİL sınavlarının bir tanesinde çıktı. Bu şu demektir. ÖSYM bu dramatically'yi alıp veya drastically'yi alıp bizim karşımıza tekrardan sınavda çıkartabilir. Şimdi bunu nereden bulacağız? Kokleer implantların kulakla ilgili performansı
gen terapisinin kullanımıyla gelişti. Şimdi bu gelişimi anlatacak bize. Nasıl gelişmiştir bu? Çarpıcı bir şekilde gelişmiştir. Şimdi ÖSYM'nin en çok sevdiği kelimelerden biraz bahsedelim. Bakın şöyle bir diyagram hazırlayalım. Bir şeyin artışıyla, azalmasıyla veya gelişimiyle alakalı ÖSYM'nin kullandığı belli kelimeler vardır. Hatırlayalım bu diyagramımızı. Şöyle yapalım. Mesela bir şey eğer, örneğin dolardan bahsediyoruz. Dolar üçgen bir anda 7'ye çıkıyorsa bu çarpıcı bir artıştır. İşte bizim burada kullanmamız gereken kelimeler dramatically, drastically. Şöyle hemen tekrar bir yazayım. Biraz daha küçük yazarak. Dramatically, drastically. Bir de sharply var. Mesela keskin artış, çarpıcı artış anlamındaki kelimelerimiz. Bir şeyin böyle çarpıcı bir şekilde arttığını gösteriyorsak. Mesela bu artış önemli ölçüdeyse, çarpıcı değil ama 3'ten mesela 5'e çıktıysa önemli bir artıştır yine bu. Orada kullanılacağı belli kelimelerimiz var. Onları da yazalım. Mesela son sınavların birinde yine çıktı bu kelime. Significantly, bu YKS dile de çıkabilecek anlamına geliyor. YDS'ye tekrardan dönüp çıkabilir. Significantly, considerably ve remarkably. Bilhassa bu remarkably bayağıdır gelmiyor. Ben olsam bu kelimeye bir dikkat ederim, bir yere not ederim. Remarkably işimize yarayacak kelimelerden bir tanesi. Devam edelim. Remarkably ile büyük ölçüde dedik. Şimdi bu artış mesela eğer mesela kademe kademe artıyorsa 3, 3,5, 4 diye gidiyorsa böyle kademeli anlamındaysa hemen şuraya yazalım onları da. Gradually kademeli bir de böyle ilerlemeli bir şekilde progressively. Bunlar da iyi kelimelerdir. Eğer bu artış tam da böyle görünmeyecek zaten ekranda. Şöyle küçücük bir artışsa, çok fark edilmiyorsa hani 3'ten 3,2'ye çıktıysa çok az anlamında bir kelimemiz var. O da slightly. Yani böyle minnak, çok fark edilmeyecek, gözden kaçırılabilecek bir artış anlamındaysa direkt slightly'yi oraya koyabiliriz. Evet, ÖSYM'nin sevdiği kelimeler bunlar. Çarpıcı anlamındakiler, önemli ölçüde anlamındaki kelimeler, kademeli anlamındaki kelimeler ve hafif anlamındaki slightly kelimesi. Bir de ben şu kelimeyi öğrenmenizi isterim. Özellikle virtually böyle sanal anlamı falan var. Bilgisayar ortamlarında virtual falan var. Ama virtually daha çok ÖSYM'nin hemen hemen neredeyse anlamındaki kelimesidir. Özellikle de mesela hemen hemen tüm öğrenciler derken all gibi bir kelimeyi alabilir. Every gibi bir kelimeyi alabilir. Virtually every student. Neredeyse her öğrenci YDS'den yüksek puan aldı. Ya da virtually ile beraber mesela almost kelimesi çok kullanılan kelimelerden. Evet, zarfı da hallettik. Devam ediyoruz. Dördüncü soruda bir fiil çözeceğiz. Evet, burada Birleşmiş Milletler'in temel fonksiyonu uluslararası barışı sürdürmektir. Maintain. Şimdi bu maintain kelimesini bir YDS sınavında isim halini sordu. Hatırlayanlarınız vardır belki. Maintenance. Sürdürmek anlamında. Mesela maintenance of civilization. Hatta bizim YDS Master kitabımızda da bu soruyu hatırlayanlar vardır. O dönem çözmüştük. Medeniyetin sürdürülmesi, devam ettirilmesi. Bu kelimenin bakım anlamı da var ama daha çok böyle olan bir şeyi aynı halini korumaya devam etmek anlamında işimize çok yarar. Evet, bundan da bahsettik. 5'e geçelim, bir phrasal verb. Bu kelimeler gördüğünüz gibi biraz YÖKDİL tarzında. 5 kelime YÖKDİL'de de çıkıyor. Sitede soru ağırlıklarını verdim, Instagram'da da verdim, görmüşsünüzdür. 5 YDS'de 5 YÖKDİL'de ve her kelime türünden bir tane çıkıyor. Bir tane isim, bir tane sıfat, bir tane zarf, fiil ve phrasal verb. YDS'de 2 tane isim çıkıyor. O yüzden consequence ve maintenance mesela YDS'nin böyle sevdiği sorulardan tekrar çıkabilir. 5'i çevirelim, phrasal verb'ü yapalım. Küresel birlikten bahsediyor, ittifaktan bahsediyor. Sağlık ve kirlilik üzerindeki küresel ittifak kirliliğe karşı bir savaş mesela başlattı, savaş istedi, savaş çağrısında bulundu gibi bir anlamı olan kelime var. Call for. Call for çağrıda bulunmak demek birinci anlamı.
Mesela call for help diye aklınızda kalabilir. Çağrıda bulunmak. Şöyle kalabilir mesela aklınızda. Arama yapıyorsunuz bir şey için. Yardım için çağrıda bulunuyorsunuz. Call aynı zamanda aramak ya. Oradan kalabilir aklınızda. Bu kelimeyi YKS dil sınavında sordu. Önceki yakın sınavların bir tanesinde. Call for, hatta şöyle bir soruydu. Güney Afrika'daki yiyecekleri Avrupa'da yapmak zor. Çünkü onlar Avrupa'da pek bulunmayan işte zebra, zürafa eti gibi malzemeler gerektirir. Yani call for'un bir anlamı var. Pek bilinmeyen bir anlamı. Onu sordu ÖSYM o sınavda. Require anlamında, gerektirmek anlamında. Bunu da not etmekte yarar var. Hem çağrıda bulunmak anlamı var call for'un, hem de gerektirmek anlamı var kısacası. Şimdi burada işimize yarayacak olan kelimelerden bir tanesi make up for, telafi etmek, ÖSYM'nin sevdiği yapılardan bir tanesi. Turn down, reddetmek. Stand out, göze çarpmak. Put aside da aynı kendi üzerindeki anlamı olduğu gibi bir şeyi kenara koymak anlamında. Evet, devam ediyoruz. Aramızda dilciler de var, Hasan Alkan. Merhaba Hasan, nasılsın? İlginç sürpriz oldu. 19 yıl önce sınava beraber girdiğim arkadaşım. Şimdi bir çevirmen. Zordu değil mi? 98 yapmıştın Hasan değil mi? Sınıfımızın medarı iftiharı. Ben de fena yapmadım ya. 94'tü benimki de. Ama emeğin çok üzerimize. Teşekkür ederiz. Relative clause konusunun ekmeğini hala yiyorum yani. Evet, devam edelim. Obezitenin yaygınlığı ve aşırı kilolu olmak Amerika'da çarpıcı şekilde. Çarpıcı şekilde. Bakın burada bazen ÖSYM bunu yapar. Sorunun cevabı içinde gizlidir. Bunu ben de bilerek yapıyorum öğrenciler uyanık olsun diye. Sınav içinde bazen cevabını bulacağınız yerler olur. Yani bu grammatical'lerin kullanımını bilmiyorsanız bazı sorularda cevap olur. Biz tense dönelim tekrardan. Over the past ifadesi Dilan'ın da dediği gibi harika. Geçen birkaç yıl içerisinde has verb 3. Devamında da artmaya devam ediyor dediği için continue to increase. Şimdi Cuma sınava gireceklere ve YDS YÖKDİL'e gireceklere bir uyarı. ÖSYM yavaş yavaş artık hangi fiiller infinitive olur, hangi fiiller gerund olur diye soruyor. Continue fiilini özellikle de to do yapısıyla sorabilir. Infinitive olan haliyle özellikle. Bir yerde kalsın. Evet, ilk sayfayı bitirdik. Geçti ikinci sayfaya. Şimdi yedinci soruda modern tarımın ağır bir şekilde bağımlılığı, petrokimyasallara ve mekanikleşmeye kaygıları arttırması neymiş bu kaygılar? Petrol kıtlıkları maliyetleri arttırabilmesi. Özellikle son zamanlarda baya baya petrol, tarımsal etkinlikler falan bundan çok bahsediyorlar. Şimdi bu soruda baktığımızda bir pastlık durum yok. Hemen head verb 3'ü. Değil mi? Past modal olan should have verb 3'ü, would have verb 3'ü if clause'larla kullanılan yapıyı atıp şuradaki raise de yine aynı şekilde simple past tense olduğu için geçmişte bize noktayı vermesi lazım. Böyle bir nokta vermediğinden bunu da atarız. Geçmişten günümüze kadar bu kaygıların artmasından bahsediyorsa bize ve devamında özellikle could varsa çok güzel bir ikili oluşturur. Kaygıları arttırdı. Bu artabilir şeklinde, maliyetlerin artabileceği yönünde. O yüzden bu ikili sınav için harika bir ikili. Devam ediyoruz. Birçok kişinin başının belası olan gerund infinitive participle konusu. Şimdi bu soruda ne yapmak lazım? Bir tarafı tense olan, bir tarafı gerund infinitive participle olan bir soru. Şimdi Romalılar tarafından kurmak fiili var burada. Bir kere kurulan olacak. Pasif bir yapıyı düşünmek lazım. Milattan önce 2. yüzyılda Romalılar tarafından kurulan dediği için pasif olacak. Aktif yapı olan A seçeneği, C seçeneği elenir. Kurulmak veya kurulmak için anlamındaki to be founded da elenir. Kurulan anlamında B seçeneği ve E seçeneği geriye kalır. Şimdi bu biz aramızda şöyle diyoruz derslerde hatırlayanlar vardır. Being founded ve founded birbirinin aynı yapıları. Çok da büyük farkları yok. Participle olduğunda şu yapı çıkma pasif diyebiliriz. Bu da bir pasiftir, bu da bir pasiftir. Bunlar kaldı. İkinci tarafa geldiğimizde Follimopopoli ev sahipliği yapıyormuş anıtlara. Bu Kardinal Albornoz Kalesi'ne, bu gibi yerlere, büyük anıtlara ev sahipliği yapıyor.
Bu ev sahipliği yapması her zaman. Bu şehir geçmişte kurulmuş olabilir ama ev sahibi olması her zamandır. Ve ayrıca E seçeneğindeki ev sahipliği yapması gerekir de anlamındaki model çok saçma olacak. Vaz olsa belki düşünürüz. Ama hep ev sahibi olduğu için is doğru cevaptır buradan da B seçeneği. Yani Çanakkale geçmiş medeniyetlere ev sahipliği yapması devam ediyor. Evet, geldik bir sonraki soruya. Yukarı çıktık hemen. Evet, preposition sorusu. Şimdi with preposition'ın başta kullanımı çok popüler biliyorsunuz. ÖSYM son zamanlarda çok fazla veriyor. Sahiplik anlatıyor özellikle. Sürücüsüz metrolarıyla nokta 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 Singapur en batılılaşmış Asya'daki şehirler arasındadır. Asya'daki en batılılaşmış şehirler arasındadır diyor. Direkt doğru cevap zaten en batılılaşmış şehirler arasında dediği için Emong'u koyabiliriz. Emong'u boşluktan sonra bir grup gördüğünüzde direkt kullanabiliriz. Mesela obez hastalar arasında ya da bilim insanları arasında tekini gösteriyorsa çok düşünmemek lazım. 10. soru bir tam bir bilgi sorusu aslında. Composed of oluyor bir şeyden oluşmak anlamında. Devamında da farklı oranlarda anlamıyla in geliyor. In bir şeyin durumunu verir. Son sınavların birinde hatırlayanlar vardır. In preposition'ı in size şeklinde sınavda çıktı. Ebat olarak, proporsiyon olarak şeklinde in bir şeyin genel durumunu verir. İki tane preposition çözdük. YDS'de de iki tane çıkıyor. YÖKDİL'de üç tane çıkıyor prepositionlar. İyi çalışanlar hakikaten preposition ekmeğini çok yerler. Şimdi 11. soru. Klasik bir ÖSYM tarzı soru. Beynin sol yarı küresi gördünüz. Neyi ele alıyor? Neyle ilgileniyor? Neyle uğraşıyor? Analiz yoluyla, soyutlama yoluyla, dille uğraşıyor. Sağ lobu, sağ yarı küresi de dili daha global olarak algılıyor. Sol böyle yaparken sağ böyle yapıyor şeklinde while'ı göreceğiz direkt. Zaten bir karşılaştırma olduğunu anladık. While ile beraber doğrudan whereas de ikinci alternatif olmalı. Bu böyle yapıyor, oysa ki bu böyle yaparken şeklinde. Sınav sorusu olarak işinize çok yarayacak yapılardan bir tanesi. Aklınızın bir köşesinde mutlaka while ve whereas'i yazmalısınız. Bir tık daha bu sınavın zor bir sorusu. ÖSYM'nin denediği sorulardan bir tanesi. 250 derecelik sıcaklıklara 10 kilometrelik mesafede maruz kalmak yeterlidir anlık ölüme volkanlardan gelen. Yani siz buna maruz kaldığınızda gittiniz diyor. Volkanik patlamalardan gelen bu Pompei'deki insanları düşünün. İnsanlar binaların içinde barınak demek bu. Barınsa, korunsa, yani burada bu insanlar korunuyorlar, yine de ölüyorlar. Korunsalar bile ölüyorlar anlamıyla even if. Even if'i hatırlayın bir kız ismiydi. Sebil anlamıyla işimize yarar. Aklınızda olsun bir yerde. Evet, 13'e geldik. Erken yetiştirme evde doğal olarak etkileniyor. Şimdi evdeki yetiştirme tarzı neyden etkileniyor göreceğiz. Toplumun kültürel şekillerinden, anne babaların yeteneklerinden. Ben bu soruda zaten şunu okurken anlamış olmalıyım. Yetiştirilme tarzının bu iki şeyden de etkilendiğini verecektir bize. O zaman both end'i çok da düşünmeden işaretlemem lazım. Veya ikizlerden doğru şekilde hazırlananları. Hem bundan etkilenir hem de bundan etkilenir. Evet, 14. soru. Modern ilerlemeler var, güzel bir şey. İnsanların çoğu hala hastaneden ve anesteziden rasyonel olmayan bir şekilde korkuyorlar. Kötü bir şey. İyi kötü ve rağmen varsa despite ve in spite of çok düşünmemek lazım. Bir de soruyu çevirerek kitapçıklarınızda değerlendirmekte yarar var. Modern gelişmelere rağmen insanlar hala hastaneden korkuyor. Bu soru tarzı YDS ve YÖKDİL'de ilk tarafı çıkmaz. YDT sınavında mutlaka bir tane çıkar. Determiner yapılarımız. Ama bu soruyu ben olsam şuradan çözerim. Onlar diyor eat. Verb'ü gördük. Relative clause sorularına son hafta geçtik. Orta seviye grubumuzda hatırlayanlar vardır. Sınavda da çözerken öğelerden çözmek lazım. Şuradaki verb'ü gördüğünüzde S boşsa who is that'ten biri gelir diye düşünmek gerekiyor. Doğru cevap direkt who çıkabilir. İnsanlar ki onlar onları yiyor.
Şimdi burada çeviride inaf nasıl oturuyor onu da verelim hemen. Sınavda YDT'ye çıkabilir pazar günkü sınavda. Çok güçlü kanıtlar var ki fresh shellfish, bu shellfish herhalde bir yenilen bir taze bir balık türü. Yiyecek için satılan sık sık yeterli virüs içeriyor. Onu yiyen insanları hasta yapmaya yeterli virüs içeriyor. Yani burada anlatmaya çalıştığı şey bize direkt olarak. Tamam hocam, bir uyarı geldi bana. Oradaki eat them yapısından who'yu yaparız. Enough yapısı direkt olarak bize yeterli virüs içerdiğini ve bizi hasta yapacak kadar yeterli olduğunu söylüyor. Evet, grameri bitirdik. Clause test'e geldik. Şimdi soru da Vivaldi'nin Dört Mevsim eserinden bahsediyor bize. Bunun göz önünde bulundurulması, düşünülmesi, kabul edilmesi sadece bir müzik şaheseri değil, aynı zamanda meşhur bir barok bestekarı olarak düşünülüyorsa bu adam geniş çaplı olarak düşünülüyordur. İlk soruların birinde vardı kelimelerin. Widely, extensively, prevalently, ÖSYM'nin en sevdiği sorulardan unutmamak lazım. Şimdi bu eserlerin yayınlanmasından bahsettiğine göre, tense olarak biz past'ta olduğumuza göre çok fazla zorlayacak bir soru değil. Belli bir tarih olduğu için were established yapabiliriz bunu da. Geçmiş zamandan bahsettiği için. Yayınlanmasından bahsediyor çünkü o tarihlerde. Şimdi 18. soruda bir müzik dahisi olarak görülüyor, kabul ediliyor. Buna ek olarak bir de çeşitli çığır açan işler gerçekleştiriyor barok müziğinde. Yani müzik dahisi bir yandan da buna ek olarak yaptığı birçok çalışmalardan bahsediyor bize. İşte böyle bir ek anlamı varsa direkt olarak in addition to, ek olarak bize ondan bahsediyor çünkü. 19. soruya bakalım. Şöyle yukarıyı da gösterebilirsek. Bir phrasal verb sorusu. ÖSYM'nin YDS sınavında arka arkaya iki kere sorduğu kelimedir arkadaşlar. Biri clause test'e çıktı aynen böyle. Biri de YDS'nin ön bölümündeki sorularda çıktı. Şimdi Vivaldi sınırsız yeteneği ve enstrüman masterlığı ile ortaya çıkmasından bahsediyorsa bize bir bilim insanının ya da böyle müzik dehalarının bir şeyle ortaya çıkmasından bahsediyorsa doğrudan come up with işaretlenebilir. Bu adam ortaya çıkmadan önce kemanın ensemble bir instrument olduğu anlatılıyor. Bu adam ortaya çıktıktan sonra büyük bir değişimden bahsediyor bize. Şimdi 20. soruda bir preposition çözeceğiz. Onun violini bakın background arka taraf var. Ön tarafa getirmesinden bahsediyor. Şimdi arka taraftan getiriyorsa öne çıkartıyordur ve merkeze getiriyordur. Bizim meselemiz sınavda sorunun çevirisiyle soru içerisinde verilecek verileri iyi yakalamak. Özellikle preposition ve bağlaç çözüyorsanız unutmayın sorunun içindeki birçok değer size bunu gösterecektir. Bazen de şöyle yapabilir. Bir not düşelim. Grameri artık bitiriyoruz. From to yapısı bazen seçeneklerde olup bir yerden başka bir yere anlamıyla da ikili şekilde sorulduğu olmuştur. Aklınızda olsun tekrardan da ÖSYM bize bunu sorabilir. Evet, grameri geçiyoruz. Geldik şimdi cümle tamamlama sorularına. Şimdi cümle tamamlama sorularında kural şu olmalı. Her zaman yaptığımız şey arkadaşlar unutmamak gerekiyor. Bir cümle tamamlama sorusunu soru kökünde halletmek lazım. Hep dediğimiz şey o. Yani ne yapacağız? İyi bir çeviri yapacağız birinci aşamada. Çeviri çok önemli. İyi çeviri yapmadan aşağı indiğimizde gerçekten çok büyük tuzaklar var. Çeviriyle beraber az çok hele ki soru kökünde bağlaç varsa oraya nasıl bir cümle geleceğini tahmin etmek lazım. Yani ben nereye doğru yöneleceğimi en azından anlam olarak bilirsem olumlu bir şeye mi, olumsuz bir şeye mi? Seçeneklerden 2-3 tanesini çok kolay eleyebilirim. Hele ki YDT ve YÖKDİL gibi sınavlarda bazen 4 tanesini elerim. Ne demek bu? Uygulayalım. Araştırma gösteriyor ki eğer yaşlanma süreci yavaşlatılabilirse. Şimdi ben burada yaşlanmayı azaltıyorum. Bu iyi bir şey. Yaşlanmayı azaltırsam ya da yavaşlatırsam karşıma iyi bir şey çıkacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yanıt kağıdınızda da görmüşsünüzdür. C seçeneği tüm hastalıkların %50'sinden fazlası ortadan kaldırılabilir.
Diğer seçenekleri kendiniz şöyle bir incelediğinizde bir kısmının olumsuzluk içerdiğini göreceksiniz. Özellikle damaging changes'tan bahsediyor burada, zarar veren değişimlerden. Bu mantıkla soru çözmeye kendinizi iyice alıştırmanızı öneririm. Aynı şeyi burada da uygulayalım. As long as if gibi bir yapıdır, do süreci anlamıyla şart cümlesidir. Demand for, talep. Artan kentsel ve endüstriyel gelişime yönelik talepler devam ettiği sürece, persist ısrar etmek anlamı da var, nüksetmek anlamı da var. Sürekli böyle gelişelim gelişelim diye talepler devam ettiği sürece bizim başımıza kötü bir şey gelecektir. O da A seçeneğinde var. Habitat ve türler tehdit altında olmaya devam edecekler. Özellikle if clause sorularını ÖSYM son zamanlarda daha fazla sormaya başladı. Sınavlarda cümle tamamlanma ve gramerde soruyor zaten. If clause tipleri özellikle as long as bize geleceğe dönük bir şey verirse ya da if yapısı ana cümlede burada olduğu gibi can ve will yapısı işimize çok yarayacaktır. Bir yere bunu yazalım. Evet, geldik 23. soruya. Şimdi bu biraz zor bir soruydu. İyi çeviri yapmak gerektiriyor yine. Soru kökünün hangi konuyla ilgili olduğunu anlamak da çok önemli bizim için. Bakalım. Bazı çalışmalar hipotezlerde bulunmuş. Suyun dünyaya geç geldiğine yönelik hipotezlermiş bunlar. Bakalım. Well after the planet had formed. Dünya oluştuktan epey zaman sonra dünyaya suyun geldiği hipotezinde bulunmasına rağmen, şimdi ben çeviriyi yaparken bir yandan kafam tahminde olmalı her zaman. Ne demek bu? Ya birçok çalışma var. Bu çalışmalar dünyanın suyun dünyaya geç geldiğini söylüyor. Şimdi buna rağmen diyorsa suyun daha erken geldiğini de göstermesi lazım. İşte tahmin dediğim bu. Bunu yapabildiğimizde biraz da böyle edebi çevirileri yakalayabildiğimizde soru çıkar. Yeni bir çalışmadan ortaya çıkan bulgular geri alıyor saati ilk kanıtların dünya üzerinde su ile ilgili. Şurada came late dediğimizde geç geldiğini söylüyor ama bu onların daha erken geldiğini söyleyen bir kanıt. Move back the clock demek o söylenen su ile ilgili kanıtların daha önceden de var olduğunu söylüyor. Yani şöyle bir zaman çizelgesinde söylersek, gezegen oluşturduktan çok sonra dünyaya suyun şuralarda geç geldiğini söylememesine rağmen belli çalışmalarla yeni çalışmalar bize bu ilk su kanıtlarını daha erken tarihlerde olduğunu söylüyor. Evet, çizerek de anlattık. Bazen ben sınav anında da böyle kafam durduğu zamanlarda YDS'ye girdiğim zaman da özellikle kafa duruyor gerçekten de. Böyle çizerek, bozarak diyalog sorularına bazen Ayşe ile Nuri diyor ya, hem Ayşe çizip hem Nuri çizerek böyle soru yapabiliyorum. Tüm Ayşe ve Nuri'lerden özür dilerim. Böyle değil tabi ama diyalogda öyle isimler verdikleri için ben de öyle çizdim. Evet, Wiley gördük. Orta Çağ bilim insanları, scholars, antik Roma ve Yunan dokümanlarını Hristiyanlık ve Tanrı hakkında öğrenmek için çalışırken, şimdi ben Wiley'den nereye gideceğim? Yani Yunan bilim adamı, Orta Çağ'daki bilim insanları Tanrı'yı ve Hristiyanlığı öğrenmek için çalışmışlar bu belgeleri. Demek ki başka bir grup insan da bu belgeleri başka bir şey için çalışmıştır. Çünkü Weil bana zıtlık verir. O da Rönesans bilim insanları onları çalıştığı daha çok insan doğasını öğrenmek için. Evet, bu konuda keyifli bir konudur. ÖSYM'de bir hoca var, bu konuyu çok seviyor. Özellikle Rönesans bilim insanlarının bu Roma dokümanlarını ve Yunan belgelerini ya da o dönemdeki insanları, felsefeyi inceleyerek insan doğasını tanımlamalarını çok fazla anlatıyor ki sonradan zaten reform ve benzeri hareketlerle devam ediyor. Biraz böyle tarih bilgisinde yoklamak lazım. Eğer sevmiyorsanız özellikle sınavlara girdiğinizde tarihi. Evet, bütün hayvan türleri birbiriyle iletişim içinde. Özellikle böyle bütün falan derse, hele ki şu böyle o bütünün içerisinden bize bir parça çıkaracaksa bat ve zıtlıklar çok değerli orada, unutmayalım. Fakat insanların eşsiz bir yeteneği vardır üretmek ve dili anlamak için. Yani tüm hayvanlar iletişim kurarlar. Bütün hayvan türleri, insanda bir hayvan türü kabul ediliyor ya. Ama insan sadece dili üretme ve
dili anlama yeteneğine sahiptir. Bütün bu türler arasında diyor. Aynı konuya devam ediyor, sadece farklı bir bakış açısıyla. 26'ya geldim. Evet, sosyal kaygıya sahip olan bazı çocuklar nispeten pozitif akran ilişkileri yaşarlar. Şimdi burada bazı çocuklar sosyal kaygı, yani toplumun içerisine çıkamayan bazı çocuklar, bunlar pozitif ilişkiler yaşıyorlar. Burada Velez'i gören ve bu Others'ı gören devamında da aynı konuyla devam ediyorsa olayı yakalamalı. Diğerleri ise, oysa ki diğerleri akranları tarafından kurban edilirler. Yani böyle kurban gibi görülüyorlar ve dışlanıyorlar. Exclude kelimesi özellikle dışlanmak anlamında işimize çok yarar. Yani bir grup çocuk akranlarıyla iletişimleri iyiyken diğerleri bu iletişimi pek iyi bir şekilde kuramıyor diyor. Evet, çevirileri yaparak da ilerliyorum. Siz kendi kitapçığınızda bir kere daha mutlaka soruları kontrol edin, olur mu? Şöyle. Evet. Son kazıların pek çoğu, son düzeltelim, extinction, yok olmaların pek çoğu insan zalimliğinin, açgözlülüğünün ve aptallığının sonucu. Şimdi bize burada anlattığı şey, şu ekranımda bir klavye çıkıyor. Sileyim onu hemen. Evet, bu hayvanlarla ilgili yok oluşların neyden kaynaklandığını anlatıyor. Pek çoğu insanın zalimliği, açgözlülüğü ve aptallığından kaynaklandığını söylüyor. Demek ki bunlarla ilgili bir bilgiyi ön tarafta vermiş. Devamında bize bunun birçoğunun da bundan kaynaklandığını söylemiş. Özellikle burada C seçeneği bozukluğu çok güzel veriyor. Birkaç hayvan doğal faktörler nedeniyle nesilleri tükenmesine rağmen, iklim değişikliği bu sebeplerden tükenmesine rağmen bunların nesilleri pek çoğu insan kaynaklı nedenlerdir. Burada iklim değişikliği de insan kaynaklı neden midir diye düşünebilirsiniz. Ama iklim değişikliği sadece insan kaynaklı değil. İşte pek çok hayvanın da neden olduğunu biliyoruz. Sera gazları özellikle. Bundan bazen diyaloglarda da bahsediyorlar. Mesela sanırım bu çiftlik hayvanları %20 ya da 25'ini salıyor sera gazlarının. Sevgili inekler yani sıkıntılı durumlar yaratabiliyor. Şimdi 28. soru da bize aslında doğru cevabı kokutan bir soru bu. Ne açıdan? Şöyle. Batı Afrika karşı karşıya kalacak daha yıkıcı ekonomik krizlerle gelecekti. Şimdi özetle ben şöyle diyorum aslında. Çok büyük sıkıntılar yaşayacağız ya da daha böyle amiyane tabiriyle Allah belamızı verecek dediğinde şunlar şunlar yapılmazsa anlamında anlıs varsa çok da gerisini düşünmemek lazım. Hükümetler hiperenflasyona karşı drastik, çarpıcı bir adım atmazsa, take action, adım atmak, harekete geçmek. Harekete geçmezse Batı Afrika'da çok yıkıcı sıkıntılar olacak. Özetle şunu diyelim. Bir cümleye kötü olarak başlıyorsa, başımıza gelecek kötü şeylerden bahsediyorsa ve will, can gibi yapılar varsa o cümle biraz biraz böyle anlısa bakabilir. Aklımızda olsun. Şimdi arkadaşlar, readinglere geçeceğiz. Ben şöyle yapacağım ama readingleri tek tek anlatmayacağım. Readinglerle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa onları alacağım sizden. 28 ve 31 arasında çözüp de anlayamadığınız yer var mı? Sorularınızı alalım. Yoksa diğer sorulara geçeceğim. Bir sonraki reading'e. Otuza bakalım. Reading sorularını çözerken sınavda da sınava hazırlık sürecinde de bir küçük öneride bulunayım. Arkadaşlar mutlaka çözdüğünüz sorunun parçadaki yerini işaretleyin. Yani bir sağlamasını yapın mutlaka. Hemen göstereyim onu ben nasıl yapacağınızı. Yani parçada nerede geçiyor bulmak lazım. Parçada ortaya koyuluyor ki Asyalı bir bakış açısından baktığımızda filler Stanford'u bilmek lazım burada biraz da. Temsil etmek demek zekayı, daha doğrusu wit, bilgeliği ve zekayı temsil eder. Şimdi parçada da baktığınızda alt bölümde söylüyor. Bakın onlar sembolüdür. Sembol demek Stand for demek.
Bu şekilde çalıştığınızda ÖSYM'nin sizin için hazırladığı, bilhassa YDS çalışanlar için söylüyorum. YDT dil sınavı için de aynı şekilde. Stand for sembol kelimesiyle eşleşiyor orada. Temsil etmek demek, sembolü olmak demek. Wisdom and they are famed for their memory and intelligence. Intelligence aynen var. Wisdom kelimesi de burada wit'e karşılık geliyor. Evet, başka bir sorumuz yoksa bir sonraki parçaya geçelim. Burada. Güzel bir parçadır, bunu okumak lazım. Soruları çözmemiş olanlar varsa. Bir sonraki parçada 32 ile 34 arasında burada parçayı okuyanlar şeyi ilginç gelmiş olabilir. Fatih Sultan Mehmet'in Leonardo da Vinci'yi çağırıp plan çizdirip bir köprü yaptırmasını anlatıyor özetle parça. Tabi sultanın beklentilerine karşılık gelmiyor. Bu parçada yoksa bir sonrakine geçelim. Evet, metroya bindiğinizde insanlarla selamlaşıyor musunuz? O konudan bahsediyordu parça. Burada var mı soracağınız? Yoksa bir sonrakine geçtim. Evet, atlardan bahsediyor. ÖSYM özellikle YDT sınavında üniversite hazırlık öğrencilerine böyle bir hayvanı mutlaka soruyor. Atlardan bahsediyor, fillerden, yunuslardan. Bunu son zamanlarda YÖKDİL ve YDS sınavına da almaya başladı. Bilhassa köpek balıklarından çok bahsediyor. Sınav hazırlık için arkadaşlar tavsiye ederim. Böyle köpek balıkları ile ilgili bir şey bulursanız okuyun. Evet, Pizza Kulesi'nden var mı? Evet, olsa da gezmeye gitsek artık yurt dışı, sağlık durumları düzelse de. 41. soru. Evet, burada aslında benim öğretmek için bir soru hazırlamaya çalıştım. Tam da buraya denk gelmişti. Güzel bir yapı oldu. Kulenin bu parçayı bir inceleyelim birlikte. Kulenin ilk katının inşaatı A seçeneği doğru cevap. Coincide with tesadüf etmek demek, denk gelmek demek. Coincidence tesadüf demektir mesela. Joinci'dence diye yazılan. Başarılı ve zengin bir döneme denk geliyor diyor. Yani bu kulenin ilk katının inşası zengin bir döneme denk geliyor diyor. Şimdi bakın burada bir cümle var. Construction of the first floor, ilk katın inşaatı 9 Ağustos 1173'te başlamış. Bir dönemmiş bu. Askeri başarı, bakın direkt success, successful ve prosperity. Prosperity, prosperis. En çok yapılan yöntemlerden biri. Kelimenin eş anlamlısını verebilir. İkinci yöntemse kelimenin türdeş olan başka hallerini verir. Success başarı demek, successful başarılı demek. Prosperity zenginlik demek, prosperous zengin demek. Yani soru kökünde isim hallerini almış, doğru cevap da sıfat hallerini almış. Evet, aynı o döneme denk geliyormuş yani zengin bir döneme denk geldiğinden bahsediyor bize. Evet, 42. soruda da soru kökünü bir anlamamız lazım. Şey diye başlıyoruz. Mühendisleri inşa ettiren şey. Daha yüksek zemin. Bir tarafı daha uzun diğerinden. Şimdi Pisa Kulesi'nin bir tarafını diğer tarafından daha uzun yaptırtan şey neydi? Bakın. Was to make up for. Make up for neydi? Telafi etmek. Kulenin kaymasını. Şurada tilt diye bir kelime var. O da aşağı yönlü kayış anlamına geliyor. Hemen şurada parçada bir yerlerde. Hatta bu kelimenin eş anlamlısı da var. Şurada. Evet. Bulduk. Ben kalemle de çizmem lazım. Çizemedim. Bakın bu adamların kulenin kaymasını telafi etmek için şurada çiziyorum. Bu kaymayı telafi etmek için buradaki compensate for, make up for'un eş anlamlısıdır. Mühendisler ne yaptılar? Daha yüksek zemin bir tarafı diğerinden daha uzun olan. Bir tarafı diğerinden daha uzun olan birini inşa etmelerinin nedeni, kuleyi inşa etmelerinin nedeni bunu telafi etmekti. Biraz zor mu? Bence kesinlikle zor ama make up for'la compensate for'un eş anlamlısını görmüş olduk.
43'e bakalım. Evet. Burada anlattığı şey nedir? İnşaat tamamlanmadan önce saatler kuleye koyuldu. Burada hemen yine kalemimi alayım ben. Şurada arkadaşlar saatler geçici olarak yerleştirildi. Bakın burada put direkt olarak orada installed 3. kata. Neyin 3. katına? Bitmeyen inşaatın 3. katına. Bitmeyen inşaatı ne yapıyor? Tamamlanmadan önce diyor. Bu tarz eşleştirmeleri ÖSYM'de arkadaşlar çok seviyor. Evet, şimdi diyalog sorularında da aynı yöntemi uygulayacağız. Diyalog sorularında anlamadığınız, yapamadığınız sorular var mı? 45. soru. Evet, bu konu aynı zamanda hazırlarken bu soruyu ben bilerek hazırladım biraz da. Şöyle ki kelimeyi ezber yapmadan metin içerisinden öğrenme konusundan bahsediyor bize burada. Ve bunun gerçekten çok etkili bir yöntem olduğunu siz çalışmalarınızda görüyorsunuzdur. Ya da denemediyseniz denemekte yarar var. Yeni bir araştırmaya göre metinden, kontekst, bağlamdan kelime öğrenmek 4 kat etkilidir. Ezber öğrenmeye göre. Bunun için herhangi bir açıklama var mı etkili olmasının nedenine yönelik? O da diyor ki, evet diyor, makaleye göre eğer bir kişi kelimeyi diğer etrafındaki kelimelerle öğrenirse onu daha iyi hatırlayabilir sonrasında bağlantılar yaparak. Şimdi soruyu çözer gibi düşünürsek de yukarıdan başlarsak da ne dediğini anlıyorum. İlişkilendirme öğrenmeyi daha hızlı yapıyor. Bu kelime burada anahtar. Bağlantı kurma demek, ilişkilendirme demek. Yani özellikle diyalog sorularında şeye dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz diyaloglar YÖKDİL'de yok. YDT'de ve YDS'de var sadece. Anahtar nokta boşluktan sonraki kişinin verdiği ilk cevap. Bu bizim için hayati. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. Orada var mı takıldınız? 46 ve 47'de. 47'ye hemen bakalım. Şimdi konuda bize ne anlatıyor? Bazı türleri bunu esinlendiğim yerde ÖSYM'nin EYDS sınavı da var biliyorsunuz. O sınavda bu konuyu çok sormaya başlamıştı bir ara. O sınavda onu sorduktan sonra özellikle bir tane soru da YDS'de sordu. EYDS'den alıp YDS'ye çok benzerini sordu. Genel konumuz burada şu. Biz türlerin hepsini kurtaramayız diyor özetle. Bazı türleri kurtarmalıyız diyor. Hemen çeviriye başlayalım. Daha sürdürülebilir bir ekosistem için bazı türlerden vazgeçip give up, diğerlerine odaklanmamız gerektiğini öğrendim ve buna çok şaşırdım. Ne demeye çalışıyorsun? Daha özelleştirebilir misin konuyu? Spesifik olabilir misin bu konuda? Boşluktan sonra bize diyor ki bu çok üzücü bir haber ve beni gerçekten suçlu hissettirdi. Kaderlerine bırakılacak olan türlerden dolayı diyor. Şimdi ben burada bu insanların neden bu türleri bırakacağı ile ilgili bir açıklama yapacağım ki bunun da üzücü bir şey olması lazım. O da tehlike altındaki türlerin üzerinde çalışma yapan uzmanlar iddia ediyor ki onlar ayırabilirler cold spare. Zaten sınırlı kaynaklarını ve zamanlarını sadece birkaç, a handful şöyle bir şey demektir. Bir elin parmakları kadar türe zamanlarını ayırabilirler. Kurtarılması kesin olan türlere. Şimdi yani burada anlattığı şey yine aynı şey aslında. Ne diyor bize kısaca? Sadece belli grupta bir türe ayırabilecekler zamanlarını. Bu da bizim için gerçekten çok üzücü olmalı şeklinde devam ettiriyor soruyu. Evet, 46'ya da bir istek geldi. Ona da bakalım. Şimdi bu soruda bize biraz daha YDT bu üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınavında çok çıkacak tarzda bir soru. YÖKDİL'de ve YDS'de de bunu şey soruyor. Akademisyenlerin böyle bir gitmek istediği bir konferans veya ülke var mı diye. O tarz bir soru hazırlıyor. İnceleyelim soruyu hemen. Finlandiya'da hiç bulundun mu? Bulunmadım ama fırsat olsa da gitsek gibi bir cümle söylüyor. Üniversite öğrencileri için fırsatların çok olduğunu söylüyor. Bu da hemen yerlerimizi ayırtalım. Book our seats. Muhteşem bir şans olacak diyor. Eğitim sistemini, oradaki eğitim sistemini
hakkında bir şeyler öğrenmek için. Demek ki burada bir izlemek için veya bu konferansla ilgili bir şey olacak ki biz ondan bahsetmemiz gerekiyor ki bu da gidelim diyecek. Bir konferans var Finlandiya eğitimi üzerine gelecek hafta İstanbul'da. Neden gidip katılmıyoruz? O da hemen yerimizi ayırtalım diyor. Evet geldik 48'e. Şimdi 48. soru da ben şöyle notlarıma da bir bakayım hemen. Soruda böyle çözdürebilecek olan birkaç nokta var size. Düzenli egzersiz yapıyorum. Bayanlar için güzel bir soru özellikle bu. Kalorimi kısıtlıyorum ama hala iyi forma giremedim diyor. Birkaç 2 haftadır yapıyormuş. Çok erken diyor. Başlangıçta amaçladığın şeyi ummak senin için. Bu yüzden programına uymaya devam etmen lazım. Diyetisyen daha erken diyor. Böyle düşünmen normal diyorsa bir kere buradaki girişte ne olması lazım? Bunun bir sıkıntılı durumu olması lazım. Ama büyük zaferler, büyük kararlılık ve motivasyon gerektirir. Yani tamam da canım hala kilo veremiyorum gibi bir şey olması lazım. Ne demek istediğinizi anlıyorum ama herhangi bir değişiklik görmüyorum ve bu beni demotive hissettiriyor. O zaman bu arkadaşımız da ne diyor bize? Diyetisyen olarak. Tamam normal böyle düşünmen. Değişim görmediğin için üzülmen normal ama büyük zaferler o motivasyon, demotivasyon kelimesine bir karşı çıkması lazım ki arkadaşımızı toparlasın. Evet, İngilizce'de İngilizce sorular sadece YDT ve YDS'de var. YÖKDİL'de yok. Bu sorulardan anlamadıklarınız var mı? Onlara bakalım. Eş anlamlı sorular, İngilizce'de İngilizce çeviri soruları. Hemen bir 49'a bakalım, göz gezdirelim. Şimdi bu sorularda yöntemimiz şu olmalı. Bir kere arkadaşlar, size kesinlikle şiddetle tavsiyem soru kökünü mutlaka çok dikkatlice anlamaya çalışın. Yani zaman zaman ne diyor bize burada onu anlamamız lazım öncelikle. Değerli olabilir incelemek ve sorgulamak beklentilerimizi. Aramak bağlantıları, ne düşündüğümüz ve ne yaşadığımız arasındaki. Yani aslında bize anlatmaya çalıştığı şey burada şu. Zaman zaman diyor, beklentilerimizi sorgulamamız ve incelememiz değerlidir. Bununla birlikte yapmamız gereken şey neymiş? Düşüncelerimiz ve deneyimlerimiz arasında da bağlantılar aramamız gerekiyor. Hani kendimizi bir check etmemiz gerekiyor diyor. Özellikle ÖSYM'nin seveceği bir eşleştirme arkadaşlar. Search for. Kesinlikle Dila. Bağlantı kelimesine bakın. Link, connection. Düşüncelerimiz var. Ne düşünüyoruz diyor. Deneyimlerimiz var. Ne deneyimlerimiz diyor. Yani isim halini what we think diye noun clause'a çevirmiş. Yine aynı şekilde aşağıda aynı şeyi yapmış. As well as ek yapıyor bakın burada. İnceliyor. Examine aynen var. Questioning, question, beklentiler faydalı olabilir de worthwhile, değerli olabilir diyor. Evet 51, 52, 53. Hadi onlara da bakalım sıradan. Şimdi burada Güney Afrika'dan bahsediyor bize yine. En çok sorulan ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz sınavlarda. Şimdi Güney Afrika çabaları başlatan tek ülke değildir. Telafi etmek için erişim eksikliği, modern enerjiye erişim eksikliği çabalarını başlatan ilk ülke değildir. Özellikle burada şey güzel, not alone, yalnız değildir. Şurada başlatmak var ya launching, çok çıkabilecek kelimelerden biri. Attempt, effort ile eşleşiyor. Compensate for yine özellikle aynı sınav içinde bir tane daha var. Make up for. Direkt olarak eşleşiyor bunlarda. 51. soruya geçelim. Yani yalnız olmaması, tek olması. Tek olmaması anlamında çok güzel eşleşiyor. Evet, 51 bir tık daha zor bir soruydu burası için. Şimdi sağlık uyarılarına rağmen daha fazla Amerikalı ağır bir şekilde içiyor, alkole kapılıp gidiyor. Bu binge drinking diye bir şey var arkadaşlar. Böyle tutamıyorsun kendini. Binging on alkol bu. Aklınızda olsun. Ve onlardan daha fazlası ayrıca aşırı derecede de yemek yiyor. Yani bunlar uyarılıyorlar sağlık uzmanları tarafından ama yapmıyorlar bunları diyor. Baktığımızda da sağlık uzmanları tarafından Amerikalılar uyarılıyor ama sayı ne sayısı? Ağır bir şekilde içenlerin, alkole gömülenlerin, değil mi? Sayısı arttı ve bu
böyle aşırı miktarda yemek yemek için de böyle. Bu this is so demek. Bu durum bunun için de böyle diyor. Yani onu ilave ediyor. 51. soruda. 52'ye bakalım. Evet, 52. soruda da çok güzel bir eşleştirme var aslında. Tersten yapıyor. İkiz kardeş bağlaçlarını güzel bir şekilde tersten eşleştiriyor. Ne yapıyor peki? Ne Avrupa Birliği ülkesi üyeler ne de Merkez Bankası'nın üyeleri, yani bunların ikisi de anlaşamadığı eylem üzerinde ekonomik krize karşı alacakları. Bu ekonomik kriz de Euro bölgesini son zamanlarda yıkıyor, mahvediyor. Şimdi bu ikisi de bu krize karşı bir şey yapamadı diyor. O yüzden both hand, hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Merkez Bankası üyeleri başarısız oldu. İşte bu çok güzel. Başarısız oldular. Neither nor'u karşılıyor. Reach an agreement da agree kelimesiyle eşleşiyor. Anlaşmaya ulaşmak, direkt anlaşmak, uzlaşmak anlamında. Zaten diğer kısım aynen geçiyor. Evet, bir sonraki sayfada yanlış hatırlamıyorsam Donald Trump abimizden bahsediyor. Sevenleri çoktur biliyorsunuz. Evet, yabancı turistler hoşnutsuzluk demek bu displeasure. Başkan Trump'a hoşnutsuzluklarını gösterebilir. Ne yaparak gösterebilirler? Yani onu sevmediklerini, tatillerini, tatil dolarlarını biraz edebiyat yapıyor burada. Başka yere götürme planlayarak. Yani kısacası turistler President Trump'ı sevmiyorlar ve tatilde dolar olarak harcayacakları parayı Amerika yerine başka yere götürüyorlar. O da direkt olarak yabancı turistler Trump'a kızıyorlar ve onlar seçebiliyorlar başka bir destinasyonu. Yani destinasyon gidilecek yer. Tatil için Amerika'nın yerine. Amerika yerine başka yere gidiyorlar. Direkt olarak tatillerini orada yapıyorlar diyor kısacası. Evet, verilen durum sorularını geçeceğim. Onlar YDS'de pek karşımıza çıkmıyor. Direkt olarak paragraf tamamlamalara geçelim. Evet, 59'dan başlayarak sorularınız var mı? Onları alalım. 60'ta var mı? 60, 61. Bir kitapçıklarınızı şöyle karıştırın bakalım. 59'a bakalım. Evet, biraz zorlamış olabilir bu. Şimdi 59'da ne düşündünüz? Mantığınızı anlamak isterim. 59'da yanlış yapanlar. Barış ne düşündün 59'da? Ona göre bir anlatım yapacağım. Şimdi şurada özetle bize şunu anlatıyor. Sen yazana kadar. Su kaynaklarının yönetimi Meksika'nın büyük çevresel problemlerinden biri haline geldi. Aynı anda Meksika şunlarla da uğraşmaya devam ediyor diyor. Bundan kaynaklanan. Şimdi demek ki burada bu sorunun devamı ve bununla ilgili yapılan bir şeyi vermesi lazım ki bununla ilgili yapılan şeyler burada da bir şeylerle uğraşıyorlar. O yüzden şu DAS çok güzel. Sorun var. Bu yüzden ülke bir dizi aksiyonu uygulamaya koydu. Potansiyel su kaynaklarının tükenmesinin sonuçlarını dengelemek için. Yani bir şeyleri ortaya koydu. Aynı anda Meksika bunlarla da mücadele ediyor. Yani bu aynı anda ifadesi bizi soruya götürüyor. Herhangi bir seçenek yazmadığın için geçiyorum. 60'a bakalım. Evet, 60. soruda. Buradan bakayım ben. Orada fakat kelimesi bizim için sıkıntılı, aklında olsun. Fakatla konuyu başka bir yere götürmesi lazım ki Dünya Bankası orada girecek bir şey değil bizim için. Çok erken girmiş olur ya da. Şimdi 60. soruda şuraya kadar bize çevresel bilim insanlarının umut ve bağlılıklarını anlatıyor halka ki bu halk insan ve doğa arasındaki bilinçle alakalı bağımsız bir iç içe bir ilişki geliştiriyor. Boşluktan sonrasına gelin. Aslına bakarsanız çevresel bilim alanı ayrıca bakın çok önemli bu.
politika ve hukukta da etkili bir güce sahiptir. Şimdi o zaman burada anlattığı şey aynı kökte devam edip bir de hem politikada hem de hukukta diyecek. İnfek bağlacını hatırlayalım. Bir şeye geçişi verecek bize. Bilhassa bu anlamda çevresel bilimin çabaları, hani bir önceki cümlede anlattı ya bize, bu insanların halkla ve benzeri çalışmalarla iç içe olduğuna verdi bize interdependent. Sonrasında da çok güzel effort'u burada yukarıya bağlıyoruz. Çevresel bilim insanların çabalarını yukarıda yaptıklarını anlatıyor çünkü. Ama sağa da bağlamamız lazım. Sadece bilimsel değil. Aslına bakarsanız politik ve kanunsal, hukuki anlamda temelleri de var diyor. Şu also soruyu güzel bir şekilde çözdürüyor. Şimdi tabii ki ben soruları sizin çözdüğünüzü düşünerek anlatıyorum. Soruları bir kere konu olarak okuduğunuzu düşünerek anlatıyorum. Eğer hiç okumadıysanız soruyu bu şekilde okuyup da değerlendirmenizde yarar var. Evet, 61. soruda. Şimdi bu soru iyi anlaşıldığında tek kalemde elenebilecek seçenekleri var. Neden? İrlanda'nın güneybatısı geleneksel olarak çok az neolitik abideye, anıta sahip olarak görülür. Şimdi çok az tarihsel şey var diyor burada bize. Devamındaysa çünkü şu anda düşünülüyor ki Hilltoplar falanlar filanlar filanlar Neolitik çağa ait olan bir şeyler bulmuşlar. Ayrıca şunlar 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 da var diyor. Şimdi bir anda bize burada anlatmaya çalıştığı şey yukarıda İrlanda'da bir şey yok. Aşağıda da anıtlar var, şunlar var, bunlar var diyorsa bir anda buradaki görüşü değiştirecek, tersine çevirecek bir zıtlığa ihtiyacımız var. Burada aslında bat olsa, havi vur olsa çok güzel olur. Sınavda da böyle olur zaten. Ama C'ye bakarsanız Passage Tom'ların son keşfi tartışmayı tekrardan açtı. Yani tartışmayı tekrardan açtı demek geleneksel olarak böyle görülüyordu ama artık bu durum böyle olmayabilir diyor. Evet, 62 ve 63'te var mı problem? Bakalım mı onlara da? Yoksa arada çeviri sorularımız var. Çeviri sorularını da geçeceğim arkadaşlar. Onlar da çok zor sorular değil. 62 var. 62'ye bir bakalım. Şimdi bu 62. soruda Dünya Bankası'nın son sınavlarda bu konuyu Dünya Bankası'nın özellikle IMF'i çok soruyorlar metinlerde. Başlayalım. Dünya Bankası'nın öncelikli katkısı kentsel ulaşım projelerine fon sağlamak oldu son zamanlarda. Yani kentsel gelişime katkı sağlıyor diyor. Şimdi sonrasında bu projeler sonuçlarını veriyor diyor. Örneğin Bogota'da, Kolombiya'da şunlar yapıldı. Transmilano böyle oldu. Anlatmaya devam ediyor. Şimdi önce buraya genel olarak bu projelerle ilgili bir şeyi daha söylemesi lazım. Yaptığı son zamanlardaki katkıları, projeleri genel alması lazım. Sonra bu projeler de sonuç veriyor deyip sonra örneklemesi lazım. Örneğin B yaptıysanız bu çok erken olur. A seçeneği çok güzel o yüzden. Bu istediğimiz tarzda bir seçeneği hazırlıyor. ÖSYM'de böyle cevaplar hele bilhassa ki YDS ve EYDS'de de yavaş yavaş çıkar. Bu soru o açıdan biraz ağır. Matruşka bebek gibi böyle en büyükten sonra hemen en küçüğü çıkartmazsınız. B yaptıysak böyledir bu. E yaptıysak da böyle mesela. Ama genel olarak anlattıktan sonra yavaş yavaş iner. Bu tarihler arasında diyor 80 kentsel transport projeyi destekledi dünyanın farklı bölgelerinde. 10,5 milyar 10,5 trilyon dolar değerinde. Bu projeler de sonuçlarını verdi. Şimdi anlatmaya başlıyor örnek vermeye. Evet, gelelim cümle atma sorularımıza. Evet, cümle atma sorularından 76 ile 80 arasındaki sorularınıza bakalım. Hangi sorularda sıkıntı var? -77. Şimdi 77. soru tam bir sabır sorusu. Yani sabır derken eğer çok çabuk karar verirseniz, yolda yakalanırsanız C veya D'den birini atmış olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önce soruyu iyi okumak lazım. Hepsini okuduktan sonra karar vermek lazım cümle atma sorularında. Başlayalım. Tropik yağmur ormanları
dünyanın yüzeyinin %7'sini kapsıyor ve dünyanın ekosistemi için kritik derecede öneme sahiptir. Tropik yağmur ormanları genel konumuz. Bunu hangi açıdan ele alıyoruz? Önemleri açısından. Devam ediyorum. Onlar temizlerler suyu ve geri döndürürler. Önemini anlattı. Devam ediyorum. Tropik yağmur ormanları, şöyle ekranın görülebilir olması için sileyim. Tropik yağmur ormanları ağaçları ve bitkileri ne yapıyorlar? Ayrıca karbondioksit atmosferden çıkartıyorlar. Remove from. Güzel bir şey yine. Sonra kökler mökler falan filan depolarlar diyor. Dahası onların pozitif bir etkisi vardır sera gazı üzerinde. Yani dört cümlede sabrettiğinizde genel konu etrafında yağmur ormanlarının olumlu etkilerini bağlıyorsunuz. Tekrar söyleyelim. Bu sorularda bir şeyi atmaya çalışmayın arkadaşlar. Birbirine bağlamaya çalışın. Baktığımızda sera gazı etkisinin anlatıldığı cevap yanlıştır. Çünkü burada sera gazı ciddiye alınması gerekiyor değil. Sera gazının dışındaki bir şeylerden bahsetmesi lazım bize. Yani genel olarak yağmur ormanlarından. Evet, 76'da yine bağlamaya başlayalım. Vezüv Dağı Roma şehri Pompei'nin yıkımına yol açan patlama ile meşhurdur. Güzel. Vezüv Dağı'nın nasıl meşhur olduğunu anlatıyor. Düşünülüyordu ki Yunanlar ve Romalılar tarafından kutsal olduğu düşünülüyordu. Herakles'le. Olabilir yani Herakles falan diyebilir başlayalım. Ama sonra bu patlama diyor ya, bunu biz çok güzel bire bağlıyoruz. Bu kadar insanın ölümüne neden oldu. Pek çok kez patladı. Patlamalara rağmen de en yoğun nüfus halinde olmaya devam ediyor diyor. B seçeneği direkt olarak gidiyor. Birbirine konu etrafında bağlıyoruz. Yani patlamalar var ve bu patlamalar sıkıntı yarattı diye bağlıyoruz birbirine. Evet, 78'e bakalım. Şimdi 78'de yine biraz acele edenlerin kaçırabileceği bir soru olabilir. Evet, internette sıkıntı yaşıyorsanız diyor, ayrı bir kredi kartınız olsun diyor öncelikle birincide. Birincide bunu söylüyor bize. Eğer online olarak kurban gitmek istemiyorsanız diyor, ekstra önlem almanız lazım ve ayrı kredi kartı alın diyor online işlemler için. Şimdi ikinci de aslında yakın bir şeyden bahsediyor. Kart falan var ama cümleyi tam iyi anlamanız lazım. Yani online işlem var, kart var diye hemen bağlamamak lazım. Bir bakalım. Giderek kredi kartı ve banka kartı kullanmak yaygın hale geliyor diyor. Şimdi bu nötr bir cümle kalsın. Sen kendini, sen diyor böyle bir kartta, böyle bir kartta küçük miktarda nakit tutabilirsin. Şimdi hangi kart bu? Genel olarak kullandığımız kartlar mı yoksa özel bir ayrı kredi kartı mı? Böyle düşünmek lazım. Kart hepsinde var ama hangi karttan bahsediyoruz? Eğer kart çalınsa bile ha, sıkıntı yaşamayabilirsin diyor. Ayrıca hesabını satın almadan önce para yükleyebilirsin ve haftalık olarak bir limit koyabilirsin. Demek ki bize burada online kredi kartlarından bahsederken sıkıntılı olanlarını anlatıyor. Genel olarak kredi kartı kullanımından bize bahsetmiyor. Anlaştık mı? Zor bir soru mu? Katılıyorum. Ama soru çözüldüğünde, daha doğrusu konu etrafında soru çözüldüğünde bence çok da sıkıntı yaratmayacak bir soru. Evet, 80'e bakalım. 80 gerçekten bu sınavın en zor hazırlanan sorularından, hatta YDT'den bir tık daha üstte bir YDS sorusu diye düşünüyorum ben. Şimdi burada B seçeneğini atmış olanlar olabilir. A seçeneğini atmış olanlar olabilir. Biraz daha iyi okumayla, yani az önce öğretmeye çalıştığım konu etrafında bağlamayla soru çözmeden bahsedeceğim. 20. yüzyılda bir de şeyi anlatacağım. Tekrar söyleyeyim. Paragraf tamamlamalarda olduğu gibi bu sorularda da en güzel yöntem şu. Konu böyle matruşka bebek gibi yavaş yavaş çıkar arkadaşlar içinden. Bir anda atlamaz hiçbir şeye. Yani makas kolay kolay değişmez. Hızlı bir şekilde. 20. yüzyılın başlarından önce enfeksiyon tedavileri medicinal folklore bağlıydı. Yani tıbbi böyle geleneksel tedaviler kullanılıyordu. Antimikrobiyal özelliği olan karışımlar tedavilerde kullanıldığı enfeksiyonların 2000 yıl önceden fazla zaman önce tanımlanmış bunlar. Şimdi bu
Geleneksel tıp, antimikrobiyal özellikleri olanlar fena gitmiyor. Pek çok antik kültür, bunlar da dahil. Şimdi bak 2000 yıl öncesine gitti ya. Bunları verdi örnek olarak. Beraber yavaş yavaş zaman gidiyor. Geçmişte bunlar kullanıldı enfeksiyonların tedavisinde. Şimdi son zamanlardaki gözlemler laboratuvarlarda yapılan antibiyosisle ilgili doğal antibakteriyellerin keşfine yol açtı. Şimdi geçmişe döndüğü soruda neden günümüze dönsün? Kalsın aklımızda. Antibiyos terimi yaşama karşı anlamına gelen getirildi. Bu erken antibakteriyel ilaçlar tarafından sergilenen bu özelliklerin bir tanımlayıcısı olarak getirildi. İşte yine erken ilaçlardan bahsediyor. Hepsi geçmişte kullanılan bu ilaç tedavilerinden bahsederken sadece D seçeneğinde günümüze kadar getiriyor. Evet, sorularımızı çözdük. Özellikle ilk bölüme ağırlık vermek istedim ki bunları biraz daha yanlışlarınıza bakalım dedim. İlk bölümdeki soruların hepsini çözdük, inceledik güzelce çevirileriyle. YDT'ye girecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah güzel bir sınav geçer. Biz YDS ve YÖKDİL'e gruplarda çalışmaya devam ediyoruz. Katılım için teşekkürler arkadaşlar. Sorularınız varsa alayım, yoksa yavaş yavaş ailelerimize dönelim. Çaylarımızı içmeye devam edelim. Hadi görüşürüz bakalım, hoşça kalın.